Sağ ol Cengaver. Ayrıca Gülendam'ın da ellerine sağlık. Çok güzel yapmış böreği. Ağam kendi çapında böyle kızcağız bir şeyler yapmaya çalışmış. Bakayım nasıl bir şeyler yapmış. Yele bir bak. Bırak, bırak, bırak. Biz hepimiz ona çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, bizzat çok ileteceksin Cengaver. Evet, anlaşıldı evet mı? Yok ağam, kadın kısmını şımartmaya gerek yok. Zaten görevidir, yapacak tabii. Bir de teşekkür mü edecek? Edeceksin tabii. Allah Allah. Cengaver, bir daha duymayayım. Bırak. Günaydın Ramazan abici. Günaydın evladım. Günaydın arkadaşlar. Ay helal, kaynana seni seviyormuş. Gel buraya, gel 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 gel. Abi bütün sokaklar delik deşik, her tarafı kazmışlar. Vallahi araba inledi durdu. Yedek parçacıya çalışıyoruz desene. 61'den merkeze tamam. 61 merkez dinlemede tamam. Avrupa'dan Asya'ya köprü durumu alacaktım tamam. Araçların hepsi durakta. Buradan sana ancak börek tarifi verebilirler tamam. Anlaşıldı tamam. Tamam. Trafiğin hali belli. Bu saatte nasıl olacak? Doğmanınki de soru hali ha. Şşş, sessiz telefon. Aa, Peri'nin okulundan arıyorlar. Alo. İyi günler Ömer Bey. Ben Peri'nin öğretmeniyim. Peri... Yoksa Peri'ye bir şey mi oldu? Telaşlanmayın Ömer Bey. Peri'nin biraz ateşi çıktı. Eve gidip yatarsa iyi olur diye düşündük. Gelip alırsanız... Nasıl isterseniz. Nasıl isterseniz. Hemen geliyorum. Görüşmek üzere. Bir şey mi oldu Ömer? Peri abi. Ateşi çıkmış. Hastalanmış. Çocuk işte zırt pırt her şeye hastalanıp duruyor. Abi çocuk hastalığı soğuk algınlığıdır. Ne olacak? Peki. Ama ben ne yapacağım şimdi abi? Bir sürü işim var. Kim bakacak şimdi çocuğa? Pardon abi, Elizabeth'ten yardım alsan hani kadın falan daha iyi olmaz mı? İyi de abi, yani her sıkıştığımda da Elizabeth'ten yardım istiyorum. Ayıp olmasın şimdi kıza. Abi, kaynaşmış olursunuz. Evet abi, yani laf mı senin söylediğinde? İletişim diye bir şey var. Açarsın telefonu, sorarsın burada 2 saat konuşacağına değil mi? Tabii. Bravo, bravo. Hem böylece ne olmuş olur? Kaynaşmış olur. Hemen gidiyorum. Ramazan, Ramazan abi! Bir, hadi! Hiç boş yok, hiç boş yok. Her an bir problemi var. Merhaba Elizabeth, nasılsın? İyiyim darling, teşekkür. Sen nasılsın? Teşekkür ederim Elizabeth, iyiyim. Benim senden bir ricam olacaktı. Peri hastalanmış. Ben şimdi onun yanına gidiyorum. Senden rica etsem, bugün Peri'ye bakabilir misin? Tabii ki Ömer, ne demek? Teşekkür ederim Elizabeth. Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğimi emin ol bilemiyorum. Çok ayıp Ömer. Ödemek ne demek? Para mani istemiyorum ben. Tamam Elizabeth, tamam. Ben öyle söylemek istemedim. Neyse bak, ben Peri'yi aldıktan sonra seni de almaya geleceğim. Anlaştık mı? Hadi görüşürüz. Allah'ım ben bu kızla ne yapacağım? Neslihan Hanım. Size Neslihan diyebilirim değil mi?
Tabii Haydar, geç bile kaldık. Heh, o zaman uzatmanın faydası yok. Yüzükleri takalım, bu iş hemen olsun bitsin. Aa, aşk olsun. Bu işler öyle aceleye gelmez. Kız istemeden yüzük takıldığı nerede görülmüş Haydar? Bu kadar merasime ne gerek var Neslihan? Hem kimi kimden isteyeceğiz Allah aşkına? Olmaz. Önce gelip beni isteyeceksin, sonra nişan alışverişine çıkacağız. Her şey örf ve adetlerimize uygun olmalı. Tamam, tamam. Dediğin gibi olsun. Hadi o zaman gelini rahat bırak da akşam için hazırlansın Haydar. Tamam, o zaman gidip ben de hazırlanayım. Peki. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Zaten şurası. Gitti, gül gibi abim gitti. Ayşeciğim, yıllardır abini evlendirmeyi düşünmüyor muydun? İşte ne güzel, evlensinler be yavrum. İyi de hayatım, kadın parmağında oynatıyor abime. Ay şimdi de oturmuşlar çifte kumrular gibi nişan günü için hazırlıkları konuşuyorlar. Bu kadar çabuk mu? Ay kadın cin gibi ayol. Bulmuş aslanlar gibi abimi, kaçırır mı hiç? Üzme kendini Ayşeciğim, her şey olacağına varır. Olmayacağına varsa daha iyi olur. Buluşmadan sonra eve gidip dinlen hayatım. Ofise falan uğramak yok, tamam mı? Tamam Kenancığım, ben de öyle düşünüyorum zaten. Güzel. Kenan dur, ne dur oldu? Canım. Canım kağıt helva istedi. Kağıt helva mı? Nereden çıktı bu şimdi? Ay parkta oturan çocuk yiyordu Kenancığım. Dur lütfen, helvacı da buralarda bir yerdedir. Helvacı mı? Tamam, tamam. Telaşlanma, buluruz şimdi. Tamam, dur. Çabuk, kaçırmayalım. Tamam canım, tamam. Telaşlanma. Helvacı! Helvacı! Kamuflaj mı yaptı bunlar? Ben ortada helvacı falan göremiyorum. Ben de göremiyorum Kenan. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Tabii ki arayacağız hayatım. Gel bakalım. Gidelim şöyle. Selcan'cığım, bu hamilelik bitene kadar gözünü bağlayacağım ona göre. Aşk olsun Kenan. Sanki mahsus yapıyorum. Şaka yapıyorum canım. Hiç şaka. Kenan. Hı. Çok istiyorum. Farkındayım hayatım. Tamam, gel. Aha. Selcan'cığım, gözümüz aydın. İşte bulduk. Günaydın arkadaşlar. Hayat bugün çok güzel. Size de özel günaydın Sayın Ramazan abicim. Yaşamayı çok seviyorum. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Hepinizi çok seviyorum. Cengaverciğim, yeni bir çay demle benden. Ağam benden diye hava atın ama bilmiyorum farkında mısın? Bu durakta çaylar zaten beleş. Ama illa bir şey ısmarlamak istiysen ne bileyim lahmacun ısmarla, ayran ısmarla, kola ısmarla. Gıcık cengaver, gıcık cengaver. Sana bile kızmayacağım. Oo Haydar'cığım, bugün kimseye kızmayacağına göre sevincin çok büyük demek ki. Nasıl büyük olmasın abi? Neslihan'la evlenmeye karar verdik biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Neslihan Hanım'la oturup konuştuk, bugün isteme işini hallediyoruz. Oh, çok sevindim, hadi hayırlısı. Sağ ol Ramazan abi, yarından nişanlanıyoruz. Bravo, harikasın abi. Bravo Haydar abi, bravo. Neslihan abi, yavaş yavaş mutluluğun resmini yapıyorsun ya. Arkadaşlar, durakta bekar sayısı giderek azalıyor. Arkadaşlar, bana kalsa hemen düğünü de yapacağım ama Neslihan önce nişan diye tutturdu. Ama Haydar'cığım, gelenek ve görenekleri çiğnememek lazım. Ramazan abicim. Bir büyük olarak bu iş senin ellerinden öper. Kızı isteme işi de sana ait artık. Ne demek Haydar'cığım? Çok teşekkür ederim. Büyük onur duyarım. Sağ ol Ramazan abi. Hey be! Haydar ağamın başı bakanı. Kalkan hadi, ağabey. Hadi. Hele bu düğünü tuttun, durma. Oğlan bizim, kız bizim. Hey, oğlan bizim, kız bizim. Şşş, çocuklar. Çocuklar biraz yavaş telefon. Alo Çiçek Taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Hadi Celal, Akın Sokak 6 numara oğlum. Tamam abiciğim, gitti. Acele aklıma bir şey geldi. Ne olur senin sıranı ben alayım. Olur abi, ne demek? Ramazan abi, müşteriyi bıraktıktan sonra Ayşe ile konuşmam lazım. Ne olur izin ver. Tabii damatçım, güle güle. Sağ ol abi. Ne kadar değişti aylar değil mi çocuklar? Allah nazardan saklasın. Aman abi, aman. Hepimize yaradı vallahi. Yavrucuğum, ne olur bir parça versen, ha? Bak, ben birazcık kopartayım sana. Ne istersen alacağım. Bak, bak ben sana şey alayım, cips alayım, sonra çikolata alayım. Sen de bize onu ver. Heh. Anne! 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 Tamam, bağırma canım. Anne! Bak, bak, iyi, tamam. Canım, ne oldu sana yavrum? İyi misin canım?
İyi misin? Ne yapıyorsunuz çocuğuma? Siz kimsiniz? Hanımefendi, sakin olun. Bakın yanlış anladınız bizi. Neyi yanlış anladım? Çocuğumu mu kaçıracaktınız yoksa? Kenan, hanımefendi ne diyor böyle? Bakın, siz bizi yanlış anladınız. Eşim hamile olduğu için... Hikayeniz de hemen hazır. Helvamı istediler anne. Ne? Helvanı mı istediler? Kusura bakmayın hanımefendi. Aşere yorum elimde değil. Canım çok istedi. Etrafta da helvacıyı bulamayınca bir parça istedik. Ya öyle mi? Ben de sanmıştım ki çocuk aniden bağırınca... Ay siz de haklısınız. Zaman kötü. Ama inanın kötü bir niyetimiz yoktu. Anladım. Hadi Emre götür ablayı. Teşekkür ederim canım. Sağ olun. Bunda yazayım mı Ayşe'ciğim? Ne bileyim ben canım, ne yazarsan yaz. Aklım başında mı benim? İyi günler, kolay gelsin. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun lütfen. Benim mutfakta biraz işim vardı, pardon. Perihan ablacığım, sizden bir ricam olacaktı. Estağfurullah, söyle güzelim. Biz Haydar'la konuştuk, kararlaştırdık. Bu akşam beni istemeye gelecek. Adınıza çok sevindim, hayırlısı olsun. Ben diyorum ki... Evet, ne diyorsunuz? Büyük olarak başımda bulunur musunuz? Beni sizden istesinler. Ay, ne demek Neslihan'cığım, seve seve. Çok teşekkür ederim Perihan abla. İçim rahatladı şimdi. Ben hemen gideyim, hazırlıkları yapayım. Hadi git, kolay gelsin. Ben de erken çıkar, sana yardıma gelirim. Tamam, iyi günler. İyi günler kızım. Yüzünü şeytan görsün. İyi, derdi neymiş hanımefendinin? İstemeye geldiklerinde büyük olarak yanında olmamı istedi Ayşe'ciğim. Kabul etmedin değil mi? Aşk olsun Ayşe'ciğim, kabul etmeyip de ne yapacaktım yavrum? Kendini buna alıştırsan çok iyi edersin. Canım aşkım, Elizabeth ablayı üzmüyorsun. Anlaştık mı? Tamam baba. Oh, bir tanem benim. Merak etme, ben hallederim. Ben halledeceğini biliyorum ve sana çok çok teşekkür etmek istiyorum Elizabeth. En zor durumlarında Hızır gibi yetişiyorsun, biliyor musun? benim telefonum açık, bir şey olursa hemen ara beni, tamam mı Elizabeth? Tamam, gözün açık kalmasın. Hayır, öyle değil. Gözün arkada kalmasın derler. Hadi, tamam. Gözün arkada kalmasın. Sen olduktan sonra tabii ki kalmaz Elizabeth. Neden kalsın? Neyse, ben gidiyorum. Hoşça kal bir tanem. Hoşça kal baba. Görüşmek üzere. Bye bye. İyi günler efendim. Ne tarafa? Beykoz'a lütfen. Hayır efendim, Çekmeköy. Olur. Beykoz. Çekmeköy. Bana bak Sami. Önce anneme gideceğiz. Beykoz'a lütfen. Hayır efendim, anneni falan unut. Çekmeköy'e gidiyoruz. Yalnız... Ben Beykoz dedim. Çekmeköy. Bir karar verseniz önce Çekmeköy mi Beykoz mu ha? Beykoz. Şoför bey siz devam edin. Çekmeköy'e gidiyoruz. Beykoz'a dedim. Çekmeköy'e gidiyoruz kardeşim, sen devam et. Şoför bey, önce anneme gideceğiz. Pardon, ben diyorum ki önce yengenin annesine gitsek, oradan da Çekmeköy'e gitsek. Böylece iki sorunu da hallederiz, ne dersiniz? Bu mümkün değil kardeşim, Çekmeköy'e gideceğiz. Doğru söylüyorsunuz şoför bey, önce anneme gideceğiz. Hayır efendim, Çekmeköy'e gideceğiz. Ayrıca siz niye karışıyorsunuz? Orası doğru, ben de karışıyorum ama bilmeden ne tarafa gideceğim? Merkezden 14'e istikamet bildir, tamam. Abi istikamet bilsem bildireceğim. Yani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete, tamam. Anlaşılamadı, tamam. Abicim müşteriler karar vermedi henüz nereye gideceğimize, tamam. Ne demek karar vermedi kardeşim? Çekmeköy'e gideceğiz. Öyle mi sen? Demek Çekmeköy'e gidiyoruz. Çek kardeşim sağa, ben iniyorum. Hayır efendim, devam edin siz. Kimse beni Çekmeköy'e götüremez. Kardeşim sağa çek dedim sana. Siz devam edin kardeşim, Çekmeköy'e gidiyoruz. Sami, ben iniyorum dedim sana. Sen bana sabır ver. Seni bir türlü anlayamıyorum Ayşe. Evlen diye tutturuyordun. Şimdi ben evlenmeye kalkıyorum, sen mani oluyorsun. İyi de abi, ben sana daha güzelini, daha iyisini bulurum. Uzattın ama Ayşe. Benim işim gücüm var, gideceğim. Senden ricam, akşama ne gerekiyorsa yapıp hazırlan. Bu işe kalkışırken bana mı sordun abi? Ben öyle iki ayağım bir pabuç da hazırlanamam. Ayşe, beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme. Yapacağın iş atla deve değil. Çiçekle çikolatayı ben hallederim. Sen... Abine destek ol, yeter be kızım. Sanki taze gelin. Bohçada hazırlanacak mı bari? Bak bakayım bana. Benim mutluluğumu istemiyor musun ha? İstemez olur muyum abicim?
Benim senden başka kimim var kızım? Lütfen bana yardım et yeter. Edeceğim tabii, ne yapacağım başka? Sağ ol. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Haydar Bey doğru söylüyor Ayşe'ciğim. Mutlu gününde niye mutsuz ediyorsun ağabeyini güzelim? Aile demek dayanışma demek değil. Öyle, öyle de. Tamam. Kırmızı olacaktı değil mi? Şimdi hatırladım, sarı olacaktı. Ay baştan söyleseydin. Tamam, biz de o zaman sarısını yaparız. Ben çok acıktım. Yemek yapalım o zaman. Ne yemek istersin? Köfte isterim, patates isterim, dolma isterim, puding isterim. Bunların hepsini birden mi istiyorsun? Evet, ben hastayken anne bana bunları yapardı. Tamam, sen hastayken mi? Biz de yapalım o zaman. Şunu bitirelim, hemen yapalım, tamam mı? Tamam. Hadi kardeşim, ne olursunuz karar verin. Bakın bütün günümüz burada geçiyor. Tamam tamam, biniyorum ama önce Beykoz'a gidiyoruz. Hayır efendim, Çekmeköy'e gidiyoruz. Beykoz'a dedim. Çekmeköy'e. Beykoz'a, dur, annemin yanına. Bekliyorsun. Hayır, Çekmeköy'e. Beykoz'a dedim, annemin yanına. Bakın bir dakika, yazı tura atalım. Kim kazanırsa onun istediği yere gideriz, tamam mı? Tamam, tabii. Tamam. Tamam, söyle kardeşim. Yazı. Yazı, sen. O halde tura. Güzel, tura. Hop. Bakın itiraz istemiyorum, açıyorum, tamam mı? Tamam, kabul. Evet, yazı. Ben kazandım. Abi kazandı, Çekmeköy'e gidiyoruz, buyurun. Kesinlikle itiraz ediyorum, parayı iyi döndürmediniz. Nasıl iyi döndürmedim hanımefendi? Kendi dönüyor, ben parayla birlikte dönmüyorum, geldi yazı düştü. Ben gördüm, parayı iyi döndürmediniz. Ne gör? Ben parayla birlikte mi döndüm? Nereden gördünüz kardeşim? Evet, gayet iyi döndü, buyurun kardeşim, Çekmeköy'e gidiyorum. Ben Çekmeköy'e gitmiyorum, Beykoz'a gidiyorum. Çekmeköy'e gidiyoruz, buyurun kardeşim. Beykoz dedim, annemin yanına. Bakın kardeşim, ne haliniz varsa görün, nereye isterseniz gidin, beni rahat bırakın. Paramı verin yeter. Ne parası? Aa. Nasıl ne parası? Türk parası, Türk parası. Bak taksimetre o, para yazıyor, para, hikaye yazmıyor. Kardeşim burası Çekmeköy mü? Kardeşim bana ne, sen nereye gideceksin? Allah Allah! Bak, ben zamanımı veriyorum sana, o kadar benzin yakıyorum kardeşim. Kardeşim bana hikaye okumayı bırak, tamam mı? Burası Çekmeköy değil ve ben sana para mara vermiyorum. Yürü tamam, kardeşim, yürü, kardeşim. Yürü, yürü, yürü. Tamam, yürü. Aman eksik olsun senin paran, hiçbir şey istemiyorum. Deli mi dedin? Yürü kardeşim, yürü. Bak hala konuşuyor. Yok, Çekmeköy'miş, yok Beykoz'muş. Bana ne, bana ne? Planımız tuttu. Tam evin önündeydik. Aklıma bin yaşayayım. Otobüs bekleseydik iki saatte gelemezdik. Kesinlikle katılıyoruz. Kuvu kocacığım benim, hadi gel. Hadi gidelim. Nerede bunlar? Burnuma nefis kokular geliyor. Bunlar bana yemek hazırlıyor olabilir mi acaba? We are the world, we are the children. Ben geldim, merhaba. Neler yapılıyor böyle ha? Yemek mi? Kıymalı, yaprak dolma. Ah, dolma, harikulade. Dolma, dolma. Elizabeth, bu dolma dolmamış. Dolmuş. Dolmamış bu, dolmamış. Yani bu dolma, yani dolmadı bak. Bu dolmadı. Neden dersen, peri dolma yemeği sevmez. Olur mu? Yaprak dolma yap, ben çok seviyorum dedi. Ben öyle bir şey demedim baba. Tamam. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Zaten size tamamıyla yabancı. Hayatta da yapmadık. Siz dolma yapmayı nereden bileceksiniz ki zaten? Sen bize hakaret mi ediyorsun? Hayır Elizabeth, bu dünyanın bildiği bir şey. Sizin mutfağınız yoktur. Hamburger aşağı, hamburger yukarı. Siz Facebook çocuğusunuz. Aha! Madem geldiğine göre ben artık gidebilirim. Bir dakika Elizabeth, başka bir şey yaparız. Yemek yer, ondan sonra giderdin. Çöpe atarsın! Elizabeth, ben ne dedim ki sana şimdi? Ben sana ne dedim? Sen ne dediğini çok iyi biliyorsun. Saygısızsın. Ben işte onu diyorum, ben ne dedim? Bak benimle dalga geçme. Çok saygısızsın Ömer. Ama saygısızlık bir şey olmadı ki. Ben sadece dolma hakkında bir şeyler söylemeye çalışırken sen o zaman... Çok karışma. Ama bak Elizabeth ben özür dilerim. Elizabeth ben özür dilerim ama bak. Of. Of. Haydar'cığım, çiçek çikolata hazır mı? Çikolata hazır da abi. Çiçeği ısmarladım. Geçerken alacağım. Haydar abi, keşke bu kadar hazırlık yapmasaydın abicim. Ya kızı vermezlerse? Olur mu canım öyle şey? Abi vallahi katil olur Haydar abi. He kome, gazeteler manşet bile atar. Cinnet geçiren damat adayı dehşet saçtı. Bak şimdi, dağlara taşlara. Ne güzel işte. Moral veriyorsun. Hadi bırakın bu zemzikliği, hadi. Abicim izninle ben gideyim. Siz de sakın geç kalmayın, olur mu? Merak etme, tam zamanında oradayız. Hadi eyvallah.
Güle güle ailem. Burası anacık başka yolu yok. Burası çiçek taksi, buradan çıkış bırakın yok. Bırakın bu holigan numaralarını. Ayıp, ayıp. Hadi baba. Haylaz, vallahi billahi haylaz. Erkekler tarafı da tamam. Ay, bu bluz hiç içime sinmedi. Yoksa simli bluzumu mu giyseydim? Hayatım heyecan yapma, böyle de güzelsin. Siz öyle diyorsanız öyledir. Ben en iyisi etrafı tekrar düzelteyim. Düzeltecek bir şey yok, her şey yerli yerinde. Ay, bir şeyler eksik gibi. Yaş pasta da yapsa mıydık acaba? Yavrum, niye bu kadar telaşlanıyorsun? Onu nişanda yaparız. Şimdi gelirler, geç otur lütfen. Tamam, siz şöyle geçin. Bak aslanım. Bu kravatlardan hangisini takayım? Bence bunu tak dayı. Ben en iyisi taktım. Ne yapıyorsun sen öyle? Jöle sürüyorum. Ha, iyi. Dayı. Efendim? Sen de jöle sürsene. Dalga mı geçiyorsun benden? Ben şimdiye kadar onu hiç sürmedim hayatımda. Hadi, hadi! Yani ben senin iyiliğin için söylemiştim dayı. Yani daha havalı olursun diye. Sen bilirsin. Havalı mı olurum? Allah Allah, nereden çıktı bu hava? Nasıl sürüyorlar bunu? Abi, sen ne yapıyorsun? Ay, jöle mi sürüyorsun? Hayır, jöle falan sürdüğüm yok kızım. Bunu kafalarına nasıl sürüyorlar diye merak ettim, bakıyordum bile. Kapı, kapı. Al çikolatayı da çiğne, yürü bakalım. Ay, sen çiçeği al bari. Peki, alayım. Dikkat! Çiçek taksi bölü, emine görüşlerinize hazırdır komutanım. Rahat, rahat da demeyin. Hazır mısınız Aydar'cığım? Hazırım Ramazan abi. Hadi bakalım, buyurun. Buyurun. Buyurun sen. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Buyur abi, geç. Merhaba kızım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hadi oğlum, sen de. Merhaba. Sen de. Merhaba. Bu çiçekler sizin çiçekler. Ay, teşekkür ederim Aydar. Yok canım, işte öyle pek size layık değil ama ne yapayım? Aa, uzatmayın canım, hadi içelim. Bir de şurada var. Orada buyurun. Teşekkür ederim. Hadi, buyurun, buyurun. Ayşe'cim, burası kız tarafı, erkek tarafı değil canım. Şamla kaybol yok. Kız tarafı, daha nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım sayın erkek tarafı Ramazan Bey. Ramazan abi, girsene şu konuya. Hadi abiciğim, hadi abiciğim. Bugün de günlerden çarşamba. Ramazan abi. Konuya gir, esas konuya. Dur evladım, kapıyı açıyoruz. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Ne buyurdunuz beyefendi? Ha, ne buyurdum? Ha, diyorum ki efendim, oğlumuz Haydar, kızınız Neslihan'ı gördü, beğendi. Daha doğrusu bu iki genç birbirlerini beğendiler. Bize de düşen vazife, bu iki gencin hayatını birleştirmek. Nasıl? Kısmetse. Efendim, uzun lafın kısası, oğlumuz Haydar'a kızınız Neslihan'ı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz. Ay, gel! Haydar'cığım, korkmana gerek yok. Fare gitti, toparlan artık. Tamam abiciğim, o zaman indir şu ayaklarını. Ayşe abla, gerçekten gördün mü fareyi? Bilmiyorum vallahi, öyle bir gördüm ama. Vallahi. Aman çocuklar, fare mare karıştırmayın ortalığı. Ne diyordun Feriha Hanım? Allah rızasıyla biz kızınızı oğlumuz Haydar'a istiyoruz. Pardon, Haydar Bey'e istiyoruz yani. Çok makbule geçer vallahi. Karıştırmayın, dalgalandırmayın. Feriha Hanım, ne diyorsunuz? Ne diyelim? Kısmetse olur ama kızımızı ne doktorlar, mühendisler istedi, vermedik. Damadı biraz tanıyalım. Bak şimdi, anne bu kadar abartma istersen. Bıraksana canım, kadın istediği gibi abartsın. Bir düşünüp taşınalım. Ay nasıl yani Perihan abla? Oğlunuzun durumu müsait mi? Kızımıza iyi bakabilecek mi? Biz her isteyene de kız veremeyiz yani. Ne diyorsun Perihan Hanım? Hem Haydar Bey'in sinirli olduğunu dünya alem biliyor. Ya kızımızı üzerse? Ne diyorsunuz Bakize Hanım? Hem Haydar abi gibi delikanlıyı nereden bulacaksınız canım? Aman neyse canım, Haydar abimize kızmıyor koca dünyada. Ay, 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 ay.
Ne diyorsunuz kız tarafı? Bu durumda kızımızı veremeyiz. Siz bizi istemiyorsanız biz sizi hiç istemiyoruz. Kalkın evet, gidiyoruz. Neslihan Hanım, ben size söylemiştim. Nikah düğün bir arada yapalım diye. Canım uzatma. Koptu bu iş. Hadi al çiçekle. Hadi. Olur mu öyle şey canım? Bir dakika lütfen. Biz kendimizi fazla kaptırdık. Çok özür dilerim. Lütfen oturur musunuz? Aa şöyle. Oturmaz mı ama? Perihan Hanım, son kararınız nedir? Madem gençler karar vermişler, bize de evet demek düşüyor. Efendim? Verdik gitti. Kaçırdık desene. Peri hasta olmasaydı ben de gelecektim ama. Abi sorma, ben hayatımda böyle bir tören görmedim. Yani müsamere gibiydi vallahi. Az kalsın kızı bize vermiyorlardı. Orada ben olacaktım ki. Kaçırırdık biz de. Kaçırırdık tabii abi. Neyse ki ucuz atlattık. Sonu tatlıya bağlandı ya. Önemli olan o. Çok haklısın Kenan'cığım. Günaydın çocuklar. Günaydın Ramazan abi. Nasılsın Ömer oğlum? İyiyim Ramazan abi, hoş geldiniz. Sağ olasın. Buyur, geç otur Ramazan. Öyle ha. Evlat, Peri kız nasıl oldu? Peri iyi de Ramazan abi. Bu kez de Elizabeth hastalandı, iyi mi? Nesi var? Şimdi dolma yapıyordu. Ben de gayri ihtiyari. Yani içimde en ufak bir kötülük yok arkadaşlar. Dedim ki, siz bu dolmadan ne anlarsınız dedim. Dolma ama bu gerçekten öyle dolmuyor amane aslında yani. Bilmezler mi? Bir kız, bir köpür. Ondan sonra çık git. Arıyorum, açmıyor. Allah'ını severseniz söyleyeyim. Bu lafta ne var? Daha ne olsun abicim? Kıza resmen hakaret etmişsin. Her zaman pot kıracak bir şeyler bulursun zaten Ömer. O laf denir mi? Yani. Dolmayı oyarken bile bir incelik gerekiyor değil mi Ramazan abi? Yaprağı var, lahanası var, kabağı var. Öyle hırt diyor. İyi günler everybody. İyi günler Elizabeth. Esitan please. Yok ben oturmayayım. Biz de tam senden bahsediyorduk Elizabeth. İyi insan lafının üstüne gelir derler ya. Seninle konuşmuyorlar. Ona konuda ben sustum. Celal. Yes. Nuray'a kitap getirdin verirsin değil mi? Tabii ne demek. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bay bay kız. Elizabeth bak bir dakika dinler misin? Bak bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Bu mu? Dışarıya gidebilir misin? Elizabeth, şöyle geç konuşabilir miyiz? Hayır, seni dinlemek istemiyorum ben. Ama bir dakika dinle bak. Gerçekten ben dolma konusunu hala böyle uzatacaksak ben gerçekten özür dilemek istiyorum. Bak Elizabeth lütfen dinle. Of! Şimdi tokat yiyeceksin ha! Bütün Türk erkekleri gibi hepiniz aynısınız siz. Bir dakika hanımefendi, Türk erkeklerine laf söyletmem. Biz türünün en iyisiyiz. Biz hem döveriz hem severiz. Ben sadece uluslararası bir krize mal vermemek için sana bu şekilde davranıyorum. Peki söyler misin bana? Hangi Türk erkeği sevdiğinin önünde diz çöküp af diler ki? Elizabeth lütfen affet beni. Özür dilerim, gerçekten özür dilerim. Affet beni. Ben çıkıyorum. Oğlum otur da bir iki lokma bir şey öyle git. Geç kalıyorum anne, artık okulda bir şeyler yerim. Dayı, heyecanlı mısın? Hadi oradan. Okulda geç kalma. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Heyecanmış. Al Ayşe'cim şunu. Ne gerekiyorsa alın. İyi de abi bu para yetmez ki. Daha ayakkabısı var, nişan kıyafeti var, çantası var, saçı var, başı var. Anlaşıldı. İdareyle harcayın. Al şunu. Ay ben idareyle harcarım da müstakbel gelini bilemeyeceğim. Laf sokuşturmasan olmaz Ayşe. Ha bana bak. Sakın öyle göğsü baraj şeyler almayın ha. Tamam abi biliyoruz. Neyse artık. Yetmezse üstünü ben tamamlarım. Sağ ol Ayşe'cim. Size iyi alışverişler, bana da Allah'a ısmarladık. Hadi kolay gelsin. Ben de Perihan Hanım'ı bir arayayım. Alo. Perihan Hanım'cığım. Hadi hazırsan bir an önce çıkalım da şu alışverişini halledelim. Tabii Ayşem hazırım yavrum. Daha kafemizi süsleyeceğiz. Aman süsü bassın. Nuray'la Selcan o işi halledecek. Tamam canım, tamam. Ben Neslihan'la görüştüm. Bana gelin, hep birlikte gideriz. İyi, hadi. Görüşürüz o zaman. Tamam,
hava serinledi. Al bakayım şunu sırtına. Hoş gerçi benim kadar ıslamadı ama. Olmuyor Ömer. Bak böyle olmuyor. Sen çok saygısızsın. Bir tanem bu benim kötü olduğumdan değil. Ben içimdekini pat diye söyleyen biriyim. Ama en ufak bir kötülük yok içimde. Ve ben seni çok seviyorum. Bunu bil yeter. Peki. Bak ikna oldum. Bizi harika. Sevdiğini biliyorum. Ay seviyorum de benim. Sevmez miyim? Seviyorum tabii. Şey biz şimdi gidiyorum. Öyle mi? Evet. Güzel. Ben seni bırakayım istersen. Yok yok gerek yok. Çok işim var. Yapmam gerekiyor. Peki Elizabeth bir şey soracaktım sana. Eğer herhangi bir işin yoksa Haydar abinin nişanı var da akşam ne dersin? Acaba gelmek ister misin? Bilmiyorum bir düşüneyim. Gelmeye çalışırım. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz bir tane. Oh. Bu nasıl Neslihan'cığım? Bakayım. Ay hiç tarzım değil Pakize abla. Ben bir de bu tarafa bakayım. Neslihan'cığım bak ne güzel. Bir giyer misin bakalım nasıl duruyor üstünde? Bakayım. Bir deneyeyim Perihan abla. Hadi güzel. Paspoma da ne yakışır? Ayşe duyacak ve çok ayıp olacak. Nasıl oldu? Aa güzel oldu vallahi. Bakayım şöyle. Gel gel gel. Çok gel, güzel. Gel. Dön. Aman güzel değil. Çıkar. Güzel güzel. Bir bedende küçüğünü alırsak çok daha güzel olur değil evet, mi? Evet çok şık. Ben sana yapacağımı bilirim şimdi. Vallahi bu olur. Hı? Görürsün sen şimdi. Ramazan abi, ocakta çay, şeker, nem kalmamış. Ben bir dakika bakkala kadar gidip geleyim. Tamam, bana da kresini al evladım. Kresini, tamam ağam kresini. Ağam, bu kresini şeyler, uzun çubuk gibi olanlarda. He, onda. Ha, tamam, bileyim ha. Buyur ağam. Sağ ol aslanım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Haydar abiciğim. Oo, müstakbel damat, hoş geldin. Haydar abi, nasıl aldık ama kızı? Susma hakkını kullanmayı hiç düşündün mü Teoman? Sayın Seyit. İyi iyi sustuk. İstanbul'da 3 yere bomba konuldu. İstanbul Emniyeti halkı şüpheli paketlere karşı uyardı. Bu saldırılar korkunç bir manzara. Allah Allah. Ne oluyor abicim öyle her gün bomba haberi? Aman çocuklar dikkatli olun. Bu paketler her tarafta. Arabanın içinde müşteri unutabilir, durağın civarında olabilir, sokaklarda dikkat edin. Gözünüzü seveyim yani. Gelir bizi bulur. Tamam abi. Tamam, dikkat abi, et. Sen dikkat et. Hepimize de. Haydar'cığım bu nişan işi biraz aceleye geldi. Eşe dostu haber verebildi mi bari? Hepsine veremedim abi. Nasıl olsa nişanı aile arasında yapıyoruz. Düğünü yaparken herkese haber verin. Aman radyo Ekrem'i unutma. Yüzüne bakıyoruz çok ayıp olur. O da aileden sayılır ne de olsa. Onu unuttum abi. Hemen arayayım. Aziz dostumuz Şehzade Orhan'ın yakında Osmanlı hükümdarı olacağını... Meşgul. ...şimdiden müjdelerim. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim hemen gönderiyorum. Hadi Teoman. Barış sitesi B blok evladım. Tamam enişte gittim. Kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Haydar abi eğer istersen radyoya uğrayıp Ekrem Bey'e söylerim ben. Hayatında bin yaşa sağ ol. Tamam abi. Hazırlıklar tamam mı Haydar abi? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağ ol Kenan. O işleri hanımlar ayarlıyorlar. Şu alışverişinde bir hayırlısıyla halletseler. Hiç merak etme. Hallederler, hallederler. Ha, bu arada Ayşe nasıl? Sakinleşti mi? Sakinleşti abicim, sakinleşti. Sakinleşmeyip ne yapacak? Nasıl oldu? Ay bakayım. Dön. He? Olmuş. Yakıştı ama sırtı biraz açık kalmış Neslihan. Ay yok canım. Abim çok beğenecek, çok. Sen ne diyorsan öyle olsun. Bunu da omzuna koyarız. Daha hoş olur. Ay ne gereği var canım? Elbisenin bütün güzelliğini örteceksin Perihan Hanımcığım. Biraz pahalı gibi. Hayır canım. Ne pahalısı? Oh. bir kere evleniyorsun Neslihan'cığım. Sana feda olsun. Ay. Bu nedir böyle? Sakın içine bomba olmasın. Ağalar! Ramazan ağam! Tiyatüşek kapının önünde bir çanta var. Sanırsam içinde bomba var. Ramazan ağam!
Ne var oğlum? Ne bağırıp duruyorsun? Oğlum çanta çanta. Ne çanta çanta? Çantada bomba var, bomba. Nereden çıkarıyorsun bombayı hadi be? Ne saçmalıyorsun? Ne bombası evladım? Abi gerçek olmasın sakın. Yok. Ya birisi unutmuştur kardeşim. Aman abi, aman ne yapayım? Abi aman abi aman Allah'ım sen benim abi işime bağışla yarabbim. Aman dikkat et Haydar, dikkat et. Çocuklar ne olur ne olmaz biz tedbirli davranalım. Kenan emniyeti bir arayıversen ya. Evet abi. Hadi dur abi ben de. Ay Selcan ne yapıyorsun aşk olsun? Bebişimize bir şey olacak. Çek. Ay. Al sen şunları. Balonları tek tek ver bana. Tamam. Ver. Sen de çok yoruldun ama. Aman yok canım az kaldı zaten. Ay, Nuray çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu içime sindi. Erkekler bütün işleri bize yıktı. Ya evet pek adil bir iş bölümü olmadı. Şimdi onlar durakta keyif çatıyorlardır. Evet. Merkez, merkez. Tertibat alındı. Bomba imha ekipleri şu an son hazırlıklarını yapıyorlar. Arkadaşlar burası çok tehlikeli. Lütfen güvenlik şeridini... Evet arkadaşlar, hadi. Hadi yakın, ben yürü sen, yürü. Arabaları iyi ki çekmişiz Kenan. Oradan oradan, her işte bir hayır vardır. Olur, ne olmaz. Oh, yüzümden hep dur abi. Açı boş bırakıyorsun. Baban nerede? Aa, ne oluyor? Pis. Hanımefendi, durun. Bomba ekibi hazır. Tamam. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Abbas, Elizabeth, girme, girme. Ve bu bomba, bomba. Ha? Bu bomba. Bomba? Evet. Oh my God. Ay, nerede? İşte burada, çantanın içinde yenge. E, o çanta benim çanta. Unuttum burada almaya geldim ben onu. Ne? Hanımefendi durun. Ne durun ne durun? Çok tehlikeli. Emniyet açısından çantayı patlatmamız gerekiyor. Aa, o benim çantam. Patlattırmam çantamı. Hanımefendi gidemezsiniz. Zabıt tutacağız. Hanımefendi zabıt tutacağız. Kız ödümüzü patlattın şimdi de kaçıyorsun. Tamam. Ay işler bitti ama yorgunluktan da öldüm Selcan. Daha eve gidip hazırlanacağım. Ben de. Ay nerede kaldılar? Gelseler de gitsek. Ah geldiler işte. Aman Allah'ım inanmıyorum. Ne güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Sağ ol Selcan, sağ ol Nuray. Önemli değil Neslihan'cığım. Dostlar ne için var? Tabii canım biraz yorulduk ama içimize sindi. Güzel oldu. E hadi biz gidelim geç kalacağız. Hazırlanalım bir an önce. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz akşama. Bay bay. Ayşeciğim biz de gidelim kuaföre yavrum. Ay ben saçımı falan yaptıramayacağım. İstiyorsan sen yaptır bekleyeyim ben. Yürü, yürü. Aa durun beni unuttunuz. Ay, çocuklar sakın bu bomba olayını kadınlara söylemeyin. Boşuna telaşlanmasınlar. Nesini söyleyeceğiz abi? Ödlekliğimizi mi? Neyse geçti bitti artık. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim hemen gönderiyorum. Erdal oğlum doğuş sitesi ablok. Tabii abicim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol sana da. Haydar abicim benim yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol aslanım her şey tamam. Eyvallah abi. Güle güle. Haydar'cığım her şey tamam olduğuna göre yüzükleri de aldın herhalde. Eyvah! Abi yüzükleri almayı unuttum. Ne yapacağız şimdi? Aman Haydar'cığım yüzüksüz dışarı olur mu? Tabii olmaz ya. Ben gidip yüzükleri alayım. Bir dakika abi telaşlanma. Benim kuyumcu bir arkadaşım var. Gider şimdi hallederiz. Gelinin yüzük ölçüsünü alalım mı? Almadım. E ama abi ölçü almadan yüzüğü nasıl alacaksın? Aslanım ben ölçüden falan anlamam ama yüzüğünü aldım bak. Ha güzel işte tamam. Oldu bu iş hadi gidelim abi. Gidelim aslanım. Haydar. Paraya biraz kıy da gramı ağır olsun ha. Sırada Küprüce'den Yılmaz Uzun'un arkadaşı Ercan için istediği istek parçamız var. Davut Güloğlu söylüyor katıla katıla. Kolay gelsin Ceren. Aa, hoş geldin Teoman. Sizin radyonun telefonlarını düşürmek de bir problem yani. Aa, ne oldu? Haydar abinin nişanı vardı ona haber vermek için aradık ama bir türlü düşüremedik. Ben de gelip kendim haber vereyim dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz hala bu eski modelleri mi kullanıyorsunuz? Ben Almanya'dayken bunun 100 kanallı modelini kullanıyordum Ceren. Aa, sen radyoculukta mı yaptın? Onun yapmadığı şey yok. Yakında evlere karate dersine de gider bu. Ah, siz ondan biliyorsunuz Ekrem Bey. Benim karateden sarı, lacivert, bordo, mavi, kırmızı, beyaz ve yeşil kuşağım var. Senin şalvar kuşağın da vardır herhalde değil mi? Söyle bakalım Pinokyo. Seni hangi yalan rüzgarı attı buraya? Bizi akşamki nişanı çağırmaya gelmiş. Nişan mı? Ne nişanı? Haydar abinin nişanı. Aslında kendisi gelecekti haber vermeye önemli ama... değil, önemli değil. Önemli olan haber verilmesi, davet edilmemiz. Tabii gideriz. Tamam o zaman. Akşam çiçek kafede görüşürüz. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Ben de şunun ayarlarını yapayım gelmişken. Yapma Ceren. Teoman, bak yanındayız. Şimdi, bak şimdi bozacak aletleri. Allah cezanı versin. Çık içeri. Tamam, gidiyorum. Aa.
Aman! Bu ne trafik be ya? Hiçbir yemin ilerlemiyor. Allah Allah! İlk sıraya geç kaldık abi ya. Kabakzadelerin düğününde çalacağız. Gitti Sipaliler. Ah güzel müzik insanı. Ben de istemez miyim kabakzadelerin düğününde çalmak? Bak ben de nişana geç kalıyorum. Gördüğünüz gibi çalamıyoruz abicim. Trafik bir milim ilerlemiyor. Nerede kaldı bunlar Ramazan abi? Gelirler, gelirler. Hacer abi, efendim? Böyle durumlarda sakin olmakta yarar var abi. Sen sakin ol. Tamam. Her şey kontrolümüz altında. Tamam. Ramazan abi, eğer izin verirsen ben bu müzikle ısınma turlarına başlamak istiyorum. Hadi, hadi. Tamam, hadi. 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 Sanki sen nişanımızda bekletmiyorsun. Ben de mavişimi bekletmiştim ama elimde olmayan sedeplerle. Aksilik üstüne aksilik. Ya. Aferin oğlum. Para yapsın, para, para. Ömer! Ömer! Aa, Ömer ne oldu? Ay, ne oluyorsun? Hayır, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ben oynuyorum Elizabeth. Bizim müzikler de bu şekilde oynanır. Korkmuş bir şey oluyor diye. Bunun adı Türküşe, Alaturka. Bir şey yok, bir şey yok. Bizim müziğimiz çok. Dans eder misin? Mavişim dans eder misiniz lütfen? Lütfen. Gel. Dur, istemeyim dans etme. Madem trafik sıkışık, bir prova alalım. İzin verir misin abicim be? Tabii tabii, buyurun. Antende çok yakışmış anten. Ne anteni ya? Kuyruktan anten. Ne oldu sen abi? Nerede kaldı bunlar? Geldiler. 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 İşte bu. Haydar abi karşıma. Hoş geldin. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Haydar. Ne güzel olmuş. Çok. Elbisen güzel mi? Aa çok güzel. Çok da yakışmış. Çok beğendim. Ay vallahi her şeyin en iyisini istiyor. Baksana şu elbisenin güzelliğine. 750 milyon. Bu ne böyle? Yarışın bak. Tamam. Çabuk. Çabuk ördün şunu. Bana ördün getirin. Yani Ekrem Bey şu Haydar'ın sinirine bir çağırma. Ördün getirin. Ay kaç kere söyledim abi. Almayalım bunu dedim. Tutturdu bunu alalım diye. Ya demek öyle. Ver şunu bana. Ver. Ördün şunu. Ördün şunu. Şunu çabuk. Çıplak diye tutturdu. Evet ben bile biliyorum. Buna dekolte denir yani. Ah gitti Sipaliler abi. Gitti be abi. Tamamdır gitti abi. Be. Abicim tamamdır. Her şey kontrol altında. Bu Sipaliler abicim geri gelecek size. Nasıl abi? Abi siz bu ekstraya gideceksiniz yani gidemediniz. Evet abi. Oradan kazanacağınız parayı bizim nişanla çalacaksınız. Biz size vereceğiz. Nasıl fikir? Sahi mi söylüyorsun evet, abi? Evet abi neyse parası vereceğiz. Tamam abi. Tamam abi. Çal abi. Çal abi. Çal abi. Tamam abi. Değerli misafirler, sevgili arkadaşlarım. Hepinizin huzurunda bu iki güzel insanı birbirleriyle nişanlıyorum.
ve onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bravo abi. Bravo. Sen de Taydancığım. Kardeşim bu mu? Haydi bakayım.